Strateji ile alakalı çalışmalar yaparken en problemini yaşadığım konulardan bir tanesi gerçekten. Bence kişisel olarak Sinan Canan'ın da hatta bu problemle ilgili bir küçük oltası vardır. Şimdi bir strateji plan yapabilmek için böyle dört zamanlı bir sistemde zihinsel olarak düşünmeye gerek oluyor. Bir gelecek, bir geçmiş düşüneceğiz, şimdiki zamanı düşüneceğiz ve geniş zamanı düşüneceğiz. Hepsinin de duygusu var ve kavramları var. Buna başlayabilmek için birincisi gelecekle alakalı amaç edinmeye, hedefler bulmaya ihtiyaç oluyor. Daha bismillah bu konuyu konuşmaya başlarken herkes burada şişiyor. Hedef belirleme, amaç amacını belirleme hikayesi. Egzersizlerle konuşuyoruz. İşte benim kullandığım bir egzersiz var konuyla alakalı. Herkes cep telefonunda baksın ama cep telefonundaki albümlerde 3 yıl sonrasındaki fotoğraflara baksın diyorum. Ne görmek istiyorsun 3 yıl sonrasındaki fotoğraflarda? Bir simülasyon oluşturabilmek için sorduğum bir soru. Hani o fotoğraflara 3 yıl sonranın gözüyle, gözüyle bak. Gözüyle bak. Yok yani 3 yıl sonra albümünü gerçekten karıştırıyor olsa ne görmek isterdin? Evet. Neyin fotoğraflarını görmek isterdin falan. Herkesin kafasında işte önce karikatürize hep tatildeler falan yani hani öyle şeyler geliyor. Bir süre sonra yavaş yavaş daha oturuyor. Daha bir realize oluyor. Simülasyon. Telefonların hafızasını boşaltmak için iyi bir yöntem. <laughs> evet. <bence. gülüyor> <laughs> Hiçbirini <laughs> görmek istemezsiniz. Aynı selfie'den 172 tane çekmenin çok mantıklı <laughs> şey olmadığı fark edeceksiniz. Şimdi bunu bunu Abi o ne ya bu arada? Servis. Selfie... Ça cha 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 ne yapıyorsunuz abisis? O bir insan yiyecek. Bir tane çekin şunu ya. Vallahi çok kızıyorum abi selfie çekerken de tak 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 yapmayın arkadaşlar. Vallahi sinirlendim şu anda. <laughs> e ama onu zaten işte küçük profesyoneller yapıyor yani influencer profesyoneller profesyoneller yapıyor yoksa sen ben de öyle yapmıyoruz gibi geliyor. Yok abi, abi mesela koca salon servis çektim geçen gün böyle ayarladım bir kere bastım tamam dedim Dedi ki bir tane mi çekeceksiniz? Her birinize tek tek mi çekeceğim? Dijital bu <laughs> yani inanılmaz bir şey bu çoklu çekmeye bol ya alışmışız. En azından sensörün ömrü var. Her bir fotoğraf çekmek 0,2 gram karbon salıyor gözünü seveyim. Sensörün öbüründen daha kritik başka bir sorun var. O geri dönüp onu seçmenin zaman maliyeti var. Kesinlikle öyle. Yani boşu yani... boşuna <laughs> dijital kalabalık ha, yani bu Yani bu sonuçta bu... senin dediğini yapsak... ...vallahi gitti telefonlar ferah feza. En düşük kapasiteli iPhone iş görür. Şimdi bu şu amacını belirleme ya da hedeflerini bulma hikayesi... ...kritik anlamda bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Gel azıcık onun üzerine birazcık sohbet edelim. Yani amaç nasıl belirlenir? Nasıl yürünür? Amaç dediğimiz şey ne aslında? Yani bu bir tür anlam bağı kurmaya çalışıyoruz bir şeyle. Ve bu kadar çok seçeneğin arasında herhangi bir tanesine ikna olmak... ikna olduğumuz bir şeyin üzerine kanaat getirip... işte hani onu hedefe dönüştürmek yani böyle nitelikli ve dedike davranabileceğimiz bir konu haline dönüştürmek gerçekten mümkün mü? Neuroscience açısından da altyapımız buna müsait mi? Ya da sosyal ilişkiler ya da düşünsel seviyede de bu konuya söyleyecek bir şeyleri vardır diye düşünüyorum. Sinir bilimsel olarak mecburiyetimiz var. Altyapımızı bırak. Yani böyle bir mecburiyetimiz var bizim. Ya şimdi abi bu konunun arızası öyle erken dönemlerde başlıyor ki hep şikayetini ettiğim, yani şikayetini değil de tespitini yapıp çözümlü göstermeye çalıştığım bir şey var ama o hep şikayete dönüşüyor. Şöyle ki işte üniversiteyi tercih edecek gençler o bölümü okuyayım bu bölümü okuyayım şunu hep devam devamlı bunu soruyorlar. Hep diyorum nereye gidiyorsun sen? Diyor ki, onu mu okuyayım bunu mu okuyayım? İşte moleküler biyoloji de seviyorum ama basın yayın da hoş. Hukukçu mu olsam yoksa icerrah mı olsam? Hep böyle bir e, yol sorgulama var. Yani bunu şöyle anlatıyorum genellikle. Bir yere doğru giderken yoldan birini çeviriyorsun oranın yerlisinden biri. Diyorsun ki Burada bayırdan mı gideyim, çayırdan mı yürüyeyim, dağdan mı aşayım? Adam sen doğal olarak şimdi nereye gidiyorsun kardeş? E sen boş ver onu, bayırdan mı gideyim, dağdan mı gideyim, çayırdan mı gideyim? Nereye gideceğini bilmeyen birine yol tarif edilemez. Yani böyle bir şey yok. Rotan yoksa, yani bir hedefin yoksa oraya gidemezsin. Şimdi bizi ne hale getiriyorlarsa, bizim gençlerimiz özellikle şimdi, böyle bir şuraya gideceğim diye böyle bir kerteriz noktası yok. Çünkü o kadar umutsuz ki kendi iradesiyle ...seçtiği yolla bir yere ulaşabilme konusunda... Umutsuz olmanın ötesinde başka orada başka bir sosyolojik sorun olduğunu düşünüyorum. Biz o kabile dönemindeyken hedef güzel bir şey değil. Biz evet. kabilenin kendi doğal akışının içerisindeki varoluşla... Sana orası, belirlenen rol içerisinde. Rol içerisinde olası hayatı lezzetli yaşayacağımız bir anlamda gideriz. Öyle ben hayatta kendime şunu alacağım. Şuradaki yalı benim olacak falan. Bunlar çirkin fotoğraflar. İşte ya da amaç deyince bu anlaşılıyor. Evet. O yalıyı almak evet, falan. Evet anlaşıyor. evet evet. İşte o yani Abi böyle... esas problem şu. Bu eşeğe insana... bileceğim, onu tokatlaya tokatlaya diye döveceğim diyen şişman çocuk gibi oluyor işte. Ha, ha, ha <laughs> babam sınıfında kimin? Yok başka bir filmde Başka Türk <laughs> filmde. Vuracaksın sopayı vuracaksın. Vuracaksın sopayı. <laughs> abi hayatın erken dönemlerinde oyun oynamamızın işte gençlerken gezip tozmamızın böyle hatalar falan yapmamızın temel bir nedeni var. Ben dediğin kişiyi yakından tanıyıp o kişiyle beraber yapacağın yolculuğa dair bir e, farkındalık oluşturmak, bir takım hayaller kurmak, bir takım olasılıkları ortaya çıkarmak aslında. Ya yani şöyle düşün. Bir kişi ormanda gözünü açıyor. Standart bir Amerikan filmi başlangıcı. Hafızasını kaybetmiş, kim olduğunu bilmiyor. Ormanda gidiyor. Tam insan hayatta böyle başlıyor. Yani ne olduğunu bilmiyor, nereye ama Mesela yürüyor, işte acıkınca o yerden bir şeyler toplayıp yiyebileceğini fark ediyor. Mesela tadı kötü olanı yememeyi ayırt edebiliyor. Böyle doğal yetenekleri falan var. Şimdi böyle bir orman seyahatinde ya da ne bileyim işte Born Identity gibi bir film düşün bunu. Bir kahramanın yolculuğu hikayesi var. Bütün hikayeler öyledir ya bir kahramanın yolculuğu. Campbell yazmış işte bunu. Aslında hepimiz böyle bir yolculuktayız. Şimdi şunu istiyoruz. Hep dışarıdan okuduğumuz hikayeler bitince öyle gözüküyor ya. Yani birisi bize bir hedef versin. Mesela içinde bulunduğum toplum bana bir takım şeyler yaptı ya onlar olsun. Ya da toplumunkini, aileninkini beğenmedim mi? Falanca hacı, filanca guru, filanca bir şey bana bir hedef versin. Ben o yönde böyle mutlu mesut yaşayayım, dümdüz gideyim. Şimdi hikayelerin hepsinde hikayeyi okunur ve ilginç kılan şey kahramanın geleceği bilmiyor olmasıdır. Keşfederek olaylar sayesinde dallı budaklı bir şeyler yaşamasıdır. Sonra hikayelerin çoğunda bir sahili selamete çıkmasıdır, mutlu olmasıdır. Ya da daha böyle işte kara film tarzı hikayelerdense her şeyin hak ile yeksan olduğu ee, ve izleyene işte böyle yaşarsan aha da sonucu böyle olur diye tokatın yapıştırıldığı bir hikaye olur sonuçta. Şimdi biz kahramanın yolculuğundaki kahraman olduğumuzu bilmiyoruz. Yani bize onu kimse öğretmiyor. Bize herkes bir başka sistemin, bir başka yapının, bir daha büyük bir sistemin figuranı rolünü biçiyor. ki bunun içinde şöyle bir şey yapacaksın. Ama bu hayat öyle bir şey değil. Hiç kimsenin hayatı böyle değil. Yani ne kadar dezavantajlı, ne kadar kötü, ne kadar istenmeyen bir ortamda doğarsan doğ, bir hikaye mahkum değilsin yani. Şimdi Sinan Canan olarak, Mustafa Can olarak falanca işte sanatçı olarak bilinen bir isim olarak ekranlarda bunu konuşup söylediğinde de tuzun kuru tabi dinleyişi var ya, o şu demek, sen bir şekilde ya ağzında altın kaşıkla doğmuşsun, ya şansın ya haber gitmiş. Yani ben de hayatta olmayacak bir şey sende var. O yüzden senin konuştuklarını ben satın almıyorum. Üstüme alınmıyorum. Ben onlarla düşünemem çünkü ben kendime bu izni vermiyorum. Ve neticede aslında birinci planda fark etmemiz gereken şey ne yapacaksak yani ne tarz bir strateji yol seçeceksek önce kendimizle ilgili bir hayal kurmayı öğrenmemiz lazım ama kendimizle ilgili. Buradaki en önemli problem bir ormanda tek başına hafızasız uyanan bir insan gibi el yordamıyla etrafı yoklamaya başlamayı artık hayal etmemiz lazım. Bize verilen işte sadece bir patika var diyelim. Dümdüz gidiyorsun bir insan patikayı niye takip eder abi? Düşünsene hafızanı kaybetmişsin. Dümdüz patikada affedersin mal gibi yürünür mü? Sağa sola bakarsın arada bir çıkarsın. Lan burada bir şey var mı? Kulübe var mı? Bir şey bakarsın değil mi? İmkanları araştırırsın. Yok biz bir tane patika versinler bize. Biz ömür boyu sıratın üst dümdüz gidelim. Allah doğru yoldan ayırmasın. Bir lokma bir hırka. İnsan böyle yaşamak için gelmiş bir canlı değil. Böyle yaşar, yaşar ama iyi olmuyor sonucu. Yani sonuçta böyle epik bir şey çıkmıyor. O insanı doyuran, tatmin eden, homo sapiensi bu hayattan tat almış ve temaşe etmiş, yükselmiş bir varlık olarak işte neye inanıyorsan öbür tarafa gönderen bir macera olmuyor bu. Bu maceranın içerisinde ilk ve en önemli olan şey bu giden kahraman yani ben, ben ne işe yararım abi? Boyun posum nedir? Tadım tuzum nedir? Neyi severim neyi sevmem? Kendini tanıma hikayesinden başlayan bir amaç sorgulaması. Ya sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bütün zaten senle ilk can Canan'a başlamamızın sebebi olan muhabbet bu. Sen bana hatırlıyor musun sormuştun anlam nedir diye. Ben ne demiştim? Hikayedir. hikayedir demiştim. Mesela bütün hikayemiz onun üzerine çıktı. Hayatın anlamı bir hikayedir. Bunu herkes kendi yazmak zorundadır. Zaten bizim açık beyinde ana fikri bu. İnsan kendi hikayesini doğru yazmak için de kendisine iyi bakmak zorundadır. Kendine iyi bak, hikayeni göreceksin aslında. Hep başkalarının ağzına bakarsan o hikayeyi göremeyeceksin. Öyle bir şey yok. Başkalarının hikayelerinde figüran olmanın iyi bir yolunu bulacaksın, İyi para alacaksın belki, değil mi? Ünlü olacaksın belki, ama başkasının ya da hikayesi. Ya risksiz bir hayat yaşayacaksın, Tabii. tehlike altında Tabii. olmayacaksın. Fakat burada başka bir sorun kafayı karmaşıklaştırıyor. Ekonomik olarak en azından kendine nitelikli koruyacak bir bütçeye sahip olmayı amaçlamak bir başlık. Ve belki biraz daha fazlasını da istemek bir başlık. Buna diyelim ki şimdinin işte ayda 35 bin, 40 bin lira gibi bir bütçe ve üstü diye barem diyelim. Emin değilim. Bu arada bunun kabaca karşılığı Türkiye'de yoksulluk sınırı dedikleri hikaye. Rakam vermezsen yayınlanana kadar dolar kuru falan bize işin <laughs> sonra olmaz? çok arka kalmayalım. Ha, 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 ama yani kabaca yoksulluk sınırına bir %20 eklediğinizde işte yaşamda standart edinecek alt barem oluşmuş oluyor ekonomik olarak. Bunu talep etmek, bunu amaçlamak ya da buna benzer şeyler amaçlamak mümkün. Ya da ne bileyim idealler belirleyip amaçlar edinmek mümkün, sanatsal amaçlar edinmek mümkün statüsel amaçlar edinmek mümkün. Şimdi burada sorun medyadan kaynaklı bu dönemde ağ toplumun içerisinde bu amaçları yaşamların içerisinde edinmiş onlarca seçeneği de görerek büyüyoruz. Bunların hepsinde birer olasılık var. Ama sorun birini tercih ettiğimizde ya da birine odaklandığımızda ötekileri feda etmek zorunda olma halini barındırıyor içerisinde. Vazgeçme hali Vazgeçmek var. zorunda kalıyorsun. Şimdi böyle olduğunda da yani bununla alakalı bir amaç edinememe, seçememe, hani şaşı tavşan reaksiyonu yani biraz o tarafa, biraz bu tarafa, biraz onunla alakalı o da gitmesin falan gibi de bir karmaşa, bir rabarba oluşuyor. Yani i̇nsanlarla konuştuğumda, kazıdığımda gerçekten hani derin sohbet oluştuğunda herkesin zemininin dibinde gerçekten kalben dünyaya iyi bir şey yapmakla alakalı bir duygu var. Kibirli olanlarda da bu iyi bir şey yapmanın gücünün kendisinden geldiğini düşünme. İşte zaten Tanrı beni dünyaya bu yüzden göndermedi bir kibri var. Seçilmişlik şeyi aldanması. Kibirli olmayanların kalbinde de gerçekten yani dünyada daha değerli ne olabilir ki işte birilerine doğru bir şey yapıyor yaparsak anlamlı bir dünya yaratacağız durumu var. Ama bunun ötesinde arka tarafta elbette hepimizde olduğu gibi Ferrari de istiyorum. Yatla da şunu yapsak ya da yatı olan arkadaş daha iyi falan şeklindeki hani seçeneklerle bir dünya kurarken bunların hepsine birden gözünü dağıtırken aldanırken bir türlü birine odaklanamama sorunu da yaşamıyor. Şimdi masaya stratejiyi getirdiğimizde yani hani bu dönem ne konuşuyoruz yaratıcı düşünme önemli stratejik düşünme önemli diye bu amacı belirleyememe yani gerçekten bir yıl geçirenleri gördüm. Hani bayağı bu konuya şey, konsantre ama konsantre olduğu konuyla alakalı bir yıl boyunca karar veremiyor, amaç belirleyemiyor falan. Burada sence bir teknik belirlemek ya da ne bileyim bir yöntem, bir simülasyon var mı katında? Ama tabii yani işte hem ayranım dökülmesin hem de gözüm seyirmesin var ya. <laughs> Öyle olmaz hayat. Yani vazgeçeceksin. En sevdiğim iki küfürden bir tanesi evet. bu arada. Küfür değil. Çok güzel bir söz <laughs> Uyandırma milleti. Ben bir anda nasıl çevireceğimi şaşırdım. Lafa geldim ama. Yani de <laughs> merak etmiyor musun? <laughs> her şey böyle altyazıyla geçecek arkadaşlar. Ee, her gün bir şeylerden vazgeçerek bir şeyler yapabiliyoruz. Yani bu çokluklar dünyasının bizim üzerimize yarattığı ekstra bir illüzyon. Hepsini yiyebilirmişiz gibi. Değil. Hayır hepsini yiyemiyoruz. Açık bir ilüzyonu bu. Aynısı. Yani... İşte bizim olanın yaptığı gibi böyle hepsinden nasip baba inşallah doyman falan demesinin sebebi oydu. Onların hepsi senin için cazip olabilir ama bir tanesi senin kaderin ya da iki tanesi kaderin ya da nasibin. Şimdi dünyaya böyle bakmadığın zaman arzularının hepsini sıraya koyup gerçekleştirebileceğini düşündüğün zaman arzularının sınırsız olduğunu bile bilmeyen bir biçare olduğunu hemen anlaşılır. Sınırsız arzuyu bir, 2 üç, 4 5 diye gerçekleştiremezsin öyle olmaz. Az üstünde sonsuz bu yani. Ucu yok bütün ömrünü harcasan da seni perişan etse de o arzularını bitiremezsin. Hatta başlayamazsın bile arzu zincirini e, tatmin etmeye. Bizim hayatın sırrı vazgeçebilmekte. Mesela başarının sırrı hayır demekle ilgili. Yani dışarıda bırakabildiklerininle ilgili. Mesela ya rahmetli babam işte yıl esnaf olmasına rağmen adam yani serbest meslek, çok serbest meslek sahibi olmasına rağmen ya, devlet üniversitesinden pat diye istifamı verdiğimde paniğe kapılmıştı. Oğlum en insan devlet memuriyetini bırakırım. Baba diyorum sen hiç girmedin devlet memuriyetine. Ne olsun gene iyiydi falan işte. Maaşı sigortası. Bursun. Şimdi üniversitede... Akadir... Babalarının zihninin alt bölümünde ama ulan gelecekte bu olan benim başıma bela olmasın Başımda... kaygısı da yok mu yani? O, o olabilir. Neden olmasın yani? Ben e, benimki de buna hep uylanmıştım yani. İyi de herife zaten 3 ayda bir destek atıyorduk. Şimdi iyice başımıza kaldık. Bu da olabilir. <laughs> yok yok Allah rahmet eylesin. Hiç öyle bir dertler olmadı ama o arka planda şey var ya Eskiden kız verirken memuriyeti var mı? Askerliğini yaptığımız standart soruları var ya. Yani bir gelecek güvencesi hikayesiyle ilgili öyle bir idefiksi var ki benim o vazgeçişim onun için düşünülemez bir şey. İşte insana biraz aklını kaçırmış ya da nefsine uymuş, sapıtmış gözükmesinin nedeni bu böyle kararların. Ama bizim yani abi ciddiye alabileceğimiz hayatta her şey bir şeylerden vazgeçince oluyor. Şimdi bu Üniversite tercihlerinde dedim ya demin çocukların anlatış biçimlerindeki alt psikolojiye bak. Onu da seviyorum, bunu da seviyorum. Aslında buna da boş değilim. Şuradan da bir tık, tık şeyler hissediyorum. Burasına da yükseliyorum. E bu yani ne bileyim bir restorana gidip Adana'yı var üstüne keşkül koy buna bir şey yap. İnsan yiyecek bunu yani hepsi birden olmayacak. Menüden seçerken bazı eşimiz dostumuz da çok zorlanıyor bunda biliyorsun. Ne yazan ne yazan. Ha ben menüyü açarım ilk gözüme çarpanı sipariş eder menüyü kapatırım sonra sohbetime bakarım. Yani yerlerinden vazgeçeyim ki karnım doysun ilerleyeyim. Şimdi hayatta insan neden vazgeçeceğini niye bilemez? Ne istediğini bilmez de ondan. İstediğini bilirsen istemediğinden çok kolay vazgeçebilirsin. İstemeyi bilmeyen insan her şeyi istiyorum zanneder. Önüne gelen her teklifi fırsat zanneder. Her göz kırpmayı proje zanneder. Yani ve ondan sonra dolar biliyorsun yani ben ne desen ne kadar uğraştım bu konuda. Çünkü ben buradan tecrübeli geliyorum. Herkese mavi boncuk dağıta dağıta gezdim ben senelerce. Herkes her şeyi yapacak zannettim ya da herkesin her şeyine yardımcı olabileceğim zannettim. Öyle bir dünya yok. Bir şeylerden vazgeçebildiğinde, sınırını koyabildiğinde ben buraya gitmek istiyorum aga dediğinde sistem açılıyor. Yıllar evvel duyduğum bir sözün ne anlama geldiğini şimdi anlıyorum mesela. Ne yapmak istediğine karar verdikten sonra nasıllar çözülüyor. Şimdi nasıl yapacağım sorusu insanı çarşafa dolayan bir soru. Yapamıyorsun. O soru senin işin değil. Çünkü nasıl da o kadar karmaşık bileşenler var ki. Sen ne yapacağına karar ver. Ne yapacağım belli olduktan sonra nasıl? Ama biz ne yapacağımıza karar vermemek için en çok ne yapıyoruz? Ya mesela diyorsun ki atıyorum İzlanda'da bir göl kenarında ev alayım. Da nasıl alacağız oğlum ya? Yani bu şey demek. Bize mi kaldı lan? Yapamayız biz bunu. Nasıl yapacağım diye ya sen İzlanda'da göl kenarında eve karar ver. Başta internetten taramaya, tiny house bak bilmem ne bak. Haşmet abinin yeğeninin orada işte memuriyette çalıştığını öğren. İzlanda'da bir kız bul, muhabbet kur, bir şeyler yap yani. Neticede nasılının nasıl açılacağını bilemezsin. İşte bizim hedefle ilgili problemimiz kendimizle ve kendimizin hayata yansıtacağı anlamla ilgili çalışma eksikliğimizden kaynaklanıyor. Bir de sanıyor ki hep dışarıda sürekli üniversite kataloglarına bakıyor, blogları okuyor da bir de otur la otur bir dur. Kendinle ilgili birkaç not al bak Mustafa gibi böyle defter tut fıtı 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 bir şeyler yaz. Bir şeyleri karar ver dışarıda bırakmaya bir şeylere hayır de elediğin zaman olacak o yaptığın şeyler ama hele ki farklı zaruret içindeysek o zaman her şey nasıl cazip geliyor. Açken bütün açık büfenin harika gelmesi gibi. Ona engel olmak lazım. Benim mesela yeni böyle son 6 aydır üzerine çalışırken yeni projeler geliştiriyorum. Üzerine çalışırken fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Mesela yeni kavramının bu konu için söylüyorum. Amaç belirleme konusu için. Yeni kavramının ne kadar tehlikeli olduğuyla alakalı. Şimdi bizim bir şey yapabilmemiz aslında aynı evrimde olduğu gibi evrimsel olarak dönüşmemizle ilgili, dönüştürebilmemizle ilgili ve o bağlantıyı hiç kaybetmemekle ilgili. Ama biz dünyada o kadar zengin bir bilgiler ve olasılıklar havuzuna gözlemleyebiliyoruz ki artık medyadan kaynaklı, ulaşılabilirlikten kaynaklı, hizmetlerden kaynaklı hiçbir bağlantımızın olmadığı, evrimsel sürecimizin hiçbir yetenek, Düşünmüşlük, bilinç backgroundu gibi şeyler vermediği konular hakkında olasılığımız olduğunu zannediyoruz. Olsun yeni bir şey abi deneriz. Olmuyor. O yeni bir şeyi deneme için gerekli bilinç backgroundun gelişmemiş oluyor. İşte üzerine bilinç bilinçlenmemiş oluyorsun falan. E bunun olabilmesi için aslında amaç edinebilmek için en tatlı yer geriye dönüp bakma hali. Hani nereden geldiysen ve nasıl bir yemek kültürü neler geliştirdiysen ancak o zaman menüdeki yiyeceğin şeyi hızlı ve anlamlı şekilde karar verebiliyormuşsun gibi geliyor bana. Bu arada bunu çok kritik buluyorum. Evet. Yani bu, bunu böyle hani serbest gezen tavuk sohbeti yapmıyorum burada. Yani çünkü kritik anlamda iş yapabilmeyle, bir şey üretmeyle alakalı konuştuğumuz her yer ya da böyle yaşamda tatminli bir yaşama organize edebilmedeki her yer şu amacı belirleyebilmeyle alakalı. E, e, bu söylediğim bilinç hazırlığı meselesiyle ilgili dün, dün, akşam mesela enteresan farkındalık yaşadım. İşte eşim Müge Hanım beni bir, bu ekiple tanıştırdı. Z komünite ekibi var onların genç bir. Bayağı yeni teenager'lıktan çıkmış gibi gözükse de bayağı aralarında girişimci, mürşimci tiplerinin olduğu bir ekip. Orada Dijital Zeka Derneği'ni yeni kurmuş olan, henüz taze taze kurmuş, Elif'le tanıştık mesela. Genç bir e, akademisyen adayı arkadaşımız ama akademide onu çok darlamışlar belli, kendini sosyal ortama atmış. Dün çok ilginç bir şey söyledi bana mesela. Ben bu kavramdan haberdar değilim. Kore menşeili galiba bir e, şey bu, bir farkındalık e, paketi diyelim. Dijital zeka diye gerçekten bir zeka tipi var. İşte DQ diye adlandırılıyormuş. dijital Caution falan gibi bir şey. Ee, bir insanın internette maruz kaldığı içeriği yönetebilmesi, orada kendini ifade edebilmesi, onu kontrol edebilmesi ve bir şekilde kullanabilmesi için hakikaten bir takım yetkinlikler lazım deyip duruyoruz ya. Adamlar yapmış, onu paketlemişler ve biraz ayaküstü konuştuk. Hakikaten bana çok ilginç geldi. Mesela ben şimdi Antik çağların adamı olarak internette niye öyle abukladığımı anlıyorum. Benim internet zekam düşük, dijital zekam düşük mesela. O dijital zeka üzerinden evde istediğin kadar oturup hayal kurayım. Ortama girdiğim zaman oranın e, meşrebine uygun bir birikimim olmadığından bilinçle, düşüne düşüne karar versem bile çok hani isabetli bir şey yapamam olasılığım yüksek. Orada biraz yetkinliklerim zayıf yani. İşte bu mesela kendini tanımayla alakalı. Ben mesela son bir yıldır Abi o kadar rahat ettim ki bazı açılarda. Şimdi i̇şte sosyal medyamı şimdi son derece becerikli arkadaşlar yönetiyorlar. Meğersem benim Instagram'ı Twitter açmaya bile ihtiyacım yokmuş yani. Arada bir açıp sadece işte mesela albüm albüm çıkınca şeye bakıyoruz. Kaç kişi like etmiş, ne yorum yazmış. O kadar. Yoksa orayı yöneteceğim falan derken biliyorsun benim Twitter'da düştüğüm halleri. Yani oranın zekasına uygun bir algılama biçimim yok ya da oranın yapısına uygun bir zekam yok. Dolayısıyla işte kendini bilmekle yapacağın işlere bilinçli karar vermek ve neticede kendi belirlediğin hedefe gidebilmek açısından çok yakın bir ilişki var. En son şunu da ilave edeyim. Sen başta olmak üzere. Etrafımdaki şu anda bütün insanlar benim zekamın eklentileri gibi çalışıyor bana biliyor musun? Mesela senin bir zekan var, stratejik zekan var, öbürünün tasarımsal zekası var. İşte herkes bir şeyi zart diye çok hızlı anlıyor benim anlayamadığım bir şekilde ve kendini tanımada öbür insanların senin merkezinde kahraman olduğun bir hikayede yerleştikleri yer de sana çok şey söylüyor. Yani eğer kendi hikayenin kahraman olmayı kabul ediyorsan her insandan da hem kendin için hem onlar için çok iyi faydalanıyorsun. Yani onlar sana güç verdikçe sen onlara güç verebiliyorsun falan böyle karşılıklı bir ilişki. Ya kendini bilmeyen insan çok sıkıcı bir şey yani herkes için çok sıkıcı kendini bilmez diyoruz ya böyle kendini bilmez, haddini bilmez. İşte o çok korkunç bir insan tipi yani. O zaman da orada ne amaç var, ne hedef var, ne hayal var, ne de hayatta bir kalıcı anlam hikayesi var. O çok zor oluşturulan bir şey yani. En çok rastladığım sorun gruplarından bir tanesi bu oluyor. Öyle ya da böyle şu büyük anlamların a toplumundayız. Büyük anlamların dağılması yani o dinden gelen, milliyetçilikten gelen ya da işte lokal bölgesel etkilerden gelen büyük anlamların etkisi üzerimizde hafifleyince herkesin gerçekten çok ciddi sayıda 20'li yaşlardan başlıyor. 60'lı yaşlara kadar giden insanların yaşamdaki amacım ne benim şimdi? Ben niye böyle yapayım? Niye bundan yeterince derin ve anlamlı tatminler bulamıyorum duygusu sorusu tüm sohbetlerin zeminindeki gizli önerme oluyor. Bizi insanlarla en çok buluşturan sorun bu. Evet. Ama yani bizim en hızlı belki de Derman olabildiğimiz konu da bu. Dünyasında bir cümle söylüyoruz. Dışarıda yok, sen yazacaksın. Yani meselesini sen yazacaksın. Yani orada da kendine bakma araçlarını öğreneceksin. İşte o ama zaman bur burada belki işte stratejik davranmayı eski 1990'lardaki bildiğimiz kafadan çıkartıp artık ciddi kalabalıkta insanlarla yani böyle az sayıda ve ailemizle beraber değiliz. Ciddi kalabalık insanlarla birlikteyiz. O insanlarla nitelikli ilişkide bulunabilmenizin zaruri koşulu stratejik bir zihne. Amaçları olan davranışlara, anlamlı bulduğumuz, anlamlar ürettiğimiz davranışlara ihtiyaç olduğunu kabul etme hali. Biz seninle mesela senelerdir aslında hangi bağlamda konuşuyoruz? Yani sen işte bir marka uzmanı, reklamcı vesaire geçmiş olan, sanat eğitimi olan birisi olarak benim gibi bir biyologla ilgili ne yapıyorsun burada? Yani aslında temel mesele sen işte o kişisel markalaşma hikayesinde anlattığın kendini tanıma, kendini ama gerçek bir varlık olarak tanıma becerisiyle beraber onu doğru bir şekilde anlatma becerilerini birleştirmek. Ya zaten bizim bütün açık beyin hikayesine, insanın fabrikaları hikayesine başlamak için önce bir çapını bileceksin yani ne olduğunu fark edeceksin. İşte arşivi kontrol etmek, kaynaklarına bakmak, onları derlemek falan, falan filan. Yani bana artık çok kolay geliyor tabii. Senelerdir bile bir <laughs> muhabbetini yaptığımız için olsa gerek. O zaman bu bölümün sponsoru da ben olayım. Arkadaşlar bununla alakalı benim YouTube kanalımı da bir ara bir ziyaret edin. Yani... Bak ya, evet artık YouTube kanalına sponsor aldık, evet, aynen Nasıl? böyle. Mustafa Can, şey... anlatıyor efendim. Evet, evet, hem kişisel markalaşma, hem de bu... Ben hem aboneyim, arayla... hem zile bastım. Zile bak. <laughs> tam, tam. Yeni videoları haber bu, bu Bu bölümün de sponsoru ben olmuş olayım, hadi böyle yerleşmiş oh, olsun. Oh, iyi hissettim kendimi şu anda. <laughs> e, amacını bulmak, hem duygusal anlamda, hem zihinsel anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de davranışlara yönelik zaruri bir ihtiyaç amacını bulmaktaki kasıt evrensel olarak hayatını tümünü kaplayacak ve 100 seneni işte belirleyecek bir amaç değil. 3 ay sonrasında, 6 ay sonrasında ne yapmak istediğinle alakalı küçük, hızlı paketlenmiş, senden gelen, dışarıdan satın aldığın değil, yeni değil. Senden gelen bir şeyin daha iyisini, bir sonraki versiyonun üzerine düşündüğün bir şey. Amaç mevzusunu ciddiye almak gerekiyor gerçekten. Sohbetini yaptığımız birçok şeyi kapsıyor kapanış cümlesi geldi aklıma. Bir hikayeyi okuyucu açısından okunmaya değer kılan şey nedir diye bakınca sonun belirsiz olmasıdır. Sonunu biliyorsak ki hikayeyi okumayız ya. Dolayısıyla bu hikayenin heyecanlı olmasını istiyorsanız öyle çok donuk sonuçlara bağlamayın. Sürprizleri açık tutun. Sonu ne kadar bilinmezse yolculuk kadar ki. Güzelmiş. Ee, belki şöyle de düşünebilir. Amaç gerçekten kitabın sonu değil de bölümlerin başlığını belirlemekle ilgili olabilir. Yeş. Bak, bu güzel bak burası, bir burası, oldu. burası zaten ondan sonra yaşadığında belli olacak kaç senemiz var bilmiyoruz ki bakarız sonuçta. Ara sıra geriye dönüp kutlanacak şeyler yaratmaktır amaç. Hadi bak benim de aklıma böyle bir şey geldi. <laughs> Anladım ama sen illa kutlamaya gideceksin. İki gün <laughs> <bir> bunu söylüyorsun. <laughs> Kurtuluş. Tamam tamam artık yapacağız bir şeyler. <laughs> Hocam teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor>